Sevgili Çubuk TV izleyicileri, Köşe Bucak Çubuk programında bugün sizlerle birlikteyiz yine. İlçemizin tarihi, turistik ve önemli yerlerini hep beraber tanımaya devam edeceğiz. Bugün Çubuk'a 10 kilometre uzaklıktaki Durasan Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların böbrek taşlarına iyi geldiğini söylediği bir çeşmenin başındayız. Şimdi burada çeşmeden su dolduran vatandaşlarla birlikte bu suyun özelliklerini görüşeceğiz ve aynı zamanda yanımıza Çubuk'ta köylü ressam olarak tanıdığımız ve Çubuk Doğa Severler Derneği Başkanı Sayın Basri Ulu var. Ondan da bu çeşmeyle ilgili bilgi ve görüşlerini alacağız. Abi kolay gelsin. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Çubuk'un Kuruçay Köyü'nün sakinlerinden İlhan Kalaycı. Şimdi İlhan abim, evet, bu suyun böbrek taşlarına iyi geldiğini söylüyorlar. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Bakıyorum buradan su dolduruyorsunuz. Evet. Devam buradan mı alıyorsunuz suyu, içme suyunu veya bu böbrek taşlarıyla iyi geldiğine dair bir bilginiz var mı bu konuda? Şimdi biz bu suyu yıllardır içiyoruz. Şu anda bizde öyle bir böbrek taşı gibi bir sorunumuz yok ama biz de burada su doldurmaya geldiğimiz zamanlarda rastladığımız kişiler var. O insanların ifadelerine göre fayda gördüklerini söylüyorlar. Yani böbrek taşlarından işte bu buna benzer vesaire idrar yollarındaki sirkülasyon suyun işte dışarı atılmasında faydalı olduğunu söylüyorlar yani. Ama biz de bir rahatlık hissediyoruz, görüyoruz yani. Devamlı buradan dolduruyorsun suyu, bir rahatlık var yani vücutta. Tabii vücutta rahatlık var. Su sonra çok hazimi kolaylaştıran bir su yani. Böyle bir iyi bir su yani. Bir hal bak, şuradaki şeyle, şuradaki bak görüyor musun? Burayı aşındırıyor şunu. Yiyor. Şurada daha çok geldi şeyle. Bak şu kısımlar eski yerler bak. Evet. Taşlar şeyde kalıyor. Evet bak, şuralarda da belli görüyorsun. Evet bu ya, akıntı suyun kendi şeyi, yapısı itibariyle. Akan yerleri eritmiş, şuralarda da var. Kireç ve çimentoyu şey yapıyor, eritiyor. Taşlar, gerçek taşlar kalıyor. Torba suyu gibi. He, yani. Torba suyu gibi aynı. Sayın Başkanım, öncelikle kolay gelsin. Siz tabii Doğa Severler Derneği olarak Çubuk'ta dağ taş geziyorsunuz. Çiçek, böcek, hayvan, artık sular. Bunlarla ilgili incelemeleri yapıyorsunuz. Bu konudaki bilgi ve becerileriniz çok. Yani Çubuk'u bize bugün tanıtanlardan biri sizsiniz. Bu çeşmeyle ilgili de vatandaşların böbrek taşlarına iyi geldiği ile ilgili söylentiler var. Ve vatandaşların burada gördüğünüz gibi gelip buradan su dolduruyorlar. Böbrek taşları veya idrar yolları ile ilgili bunun faydası olduğunu söylüyorlar. Bu konuda da sizin bilgilerinizi alabilir miyiz? Evet, ben Çubuk Doğa Severler Derneği Başkanı Halil Basrıoğlu. Yıllardır, 10 seneden fazladır bu bölgede gelip gidiyoruz. Bu çeşmelerden su alıyoruz. Ama en çok bu çeşmenin ön plana çıkartan özelliği Çubuk içerisinden ve Çubuk dışından, Ankara'dan geldiğimiz zaman kişilerle sohbetler yapıyoruz. İşte bir vatandaşımız Çankırılı, kızının aşırı derecede böbrek taşları olduğunu ve ameliyatının da sakıncalı olduğunu, daha sonra buradaki suyu birisi tarafından öğreniyor. 6 ay buradan su götürüyor. 6 ay sonra çekilen filmler sonucunda taşın neredeyse tamamının eridiğini görüyorlar. Şimdi bu şekilde pek çok, hele cumartesi pazar günleri çevreden, Ankara'dan, dışarıdan buradan su götürülüyor sürekli. Fakat şeyde gördüğümüzde çeşmenin oluklarını incelediğimiz zaman bu taraf yeni yapılmıştı. Şeyler, oluğun çimentoları suyun geldiği seviyenin çimento ve kireçle olan kısımlarının tamamen eridiğini ve taşların dişli olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bu konuda resmi bir analiz yapılması gerekir. Çünkü bu duyduklarımız, çevrede şey yaptıklarımız hepsi duyumla ilgili. Ama pek çok kişi buradan fayda gördüğü söyleniyor.
bak suyun gelmediği yerleri düz olarak görüyoruz ama suyun geldiği ve uzun süre beklediği ve aktığı yerler o çimento ve kireç karışımı olan kısımlar tamamen çözülüyor. Görüldüğü gibi işte suyun buradan taşıp aktığı yerlerde şeylerin eğip taşların dışına doğru çıktığını görüyoruz. Biz de bir suyun tadına bakalım buradan. Evet, normal su tadında ama biraz hafif bir, çok hafif bir burukluk var. Yani çok hafif de olsa bir burukluk var suda. Artık buradan bu vatandaşlarımızın dediği gibi, Sayın Doğa Severler Derneğimizin başkanının dediği gibi vatandaşlarımız buradan geliyor. İdrar yollarına ve böbrek taşlarıyla ilgili suları dolduruyorlar. Tabii bunlardan şifa bulanlar da var bu arada. Buradan fayda görenler insanlarımızın da olduğunu duyuyoruz. Şimdi prostat hastaları olan kişiler idrar çıkartmakta zorlanıyor ama bu suyu içtikleri zaman rahatladıklarını göreceklerdir yani. 1-2 günde, 3 günde, 5 günde kendini etkisini gösterir yani. Geliyor 60 kilometre yoldan buraya geliyor bu suyu almak için. Böyle bir durum olmasa gelmez. Evet. Faydasını gördüğünden dolayı geliyor yani. İşte sevgili Çubuk TV izleyicileri, burası Karagöl yolu üzerinde. Yani Karagöl yolundan 15 kilometre gittiğinizde, sağa girdiğinizde 2 kilometre veya 1,5 kilometre arasında, pardon sola girdiğinizde 1 kilometre ileride bu çeşmeyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve buradan bu hastalıklarla ilgili şikayeti olan vatandaşlarımız da gelip buradan sularını doldurabilirler. Buradan yemek götürüp aslında bir analiz yapmak lazım. Var şey, hepsi sıra var ya, oraya beraber bir götürüp o suyu, bir de sonuçlarını alalım. Bu sudan hiç daha bir ilaç daha söyle, bir de zeytinyağı iç. Orijinal zeytinyağı iç. Sizin köyde bir şey vardı yani. Rahim abi. Sen şunları ben çek başlayayım. Gel çıkalım. Buradan çıkıyor, buradan mı çıkıyor, şeyden mi çıkıyor ya? Ne? Çeşme böbrek taşına iyi geliyor. Etraftan gelen çok. Çeşmenin suyu çok değerli. Temiz, iyi içiliyor. Durum bu. Ben 60 yaşındayım. 40 senedir biliyoruz yani mesela. Böyle durumlar. Şimdi adamlar dışarıdan çok geliyorlar. İstanbul'dan, Urfa'dan, Sivas'tan hepsi geliyor yani. Her memleketten gelen var, duyup da gelen var buraya devamlı. Çubuk TV izleyiciler, şu anda Dur Hasan muhtarı Mustafa Ünal ile birlikteyiz. Evet. Yukarıda böbrek taşlarına iyi gelen su ile ilgili görüşlerini alacağız sayın muhtarımızın. Ama aynı zamanda bu köyde yine diğer bazı çeşmelerin olduğu, buralarının da bu suların da kolesterole, alerjiye, uyuza iyi geldiğini, bunları muhtarımdan bu konuyla ilgili bilgileri alacağız. Evet abi. İlk önce ben şöyle söyleyeyim. Bu görmüş olduğumuz çeşme bundan 50-60 yıl öncesi. Bunun çıkışı 1 kilometre ileride köyün üst tarafında ve eski yaşlıların söylediğine göre Osmanlı döneminde, savaş döneminde bu su savaş zamanı olduğu yerden çekiliyormuşsun, gidiyormuşsun. Savaş bittikten sonra tekrar olduğu kaynağına yerine tekrar geliyormuşsun. Bundan 50 yıl sonra işte artık bu çeşmeyi, bu suyu kaynağını ve buraya getirdi. Ben küçük çocuğum, hatırlarım, bilirim ben bunu 6-7 yaşlarında ve buraya geldi. Ama içmesi çok güzel bu suyun. Çubuk'tan olsun, Ankara'dan olsun, çevre köylerden sürekli bu sudan götürürler. Birincisi bu, suyumuzun. Ve diğer 2-3 çeşme daha var. O çeşmeler de aşağıda irelde. Birisi de uyuz illetine, alerjiye sürekli geliyorlar. Su kükürtlü gibi böyle, daha doğrusu kurnazını bile çürüttü yani, içmesi iyi değildir. Ama uyuz illetine çok iyi geldi. Bu eski esnemi belli söylenilir. Ve o çeşmeden de o suyu aldığın zaman hiç konuşmayacaksın. Arkana bakmayacaksın, bir özelliği var uyuz illetine olan suyundan. Daha ondan 20 metre üst yana bir çeşme daha var. O çeşmede safraya iyi geldiğini şu an söylenti var. Bunu ben geçen sene duydum, bu sene de duydum. Bir kişi de gördüm ben götürdüğüne iyi geldiğini. Oradan daha ileride 1 kilometre ileride de kolesterola iyi geldiğini.
söyleyenler var. Ha bunu köylü olarak bilmiyoruz da yabancılar götürdüğüne iyi olduğundan ve geliyorlar götürüyorlar. Ondan daha 2 kilometrede ileride böbrek taşına iyi gelen bir çeşme daha var. O çeşme zaten 40-50 yıldır biliyorlar. Sürekli geliyorlar götürüyorlar. Ve bizim benim köyümün ve şu an olan söylentiler bu yani. Eskisinden belli. Suların şifaları budur. Ama şimdi o köyün girişindeki bulunan böbrek taşlarıyla ilgili sudan da yani biz de baktık vatandaşlar bir aile ilgi gösteriyor. Evet doğru. Böbrek sorunu olan, safra sorunu olan vatandaşların orada evet. Su doldurdukları söyleniyor. Hatta vatandaşlara da konuştuk. Devamlı kullandıklarını tabii. Söylediler. Yani bu konuyla ilgili de tabii sizin köy muhtarı olarak bir şeyini çalışmanız var mı? Bu suyun analizini şu an yaptırdınız mı? Analizini yaptırmadık. O şekilde benim amcamın oğlu var. Onda da böyle mesane taşlar var. Kumları oradan kili böbreğinden şikayeti var. Ve o sudan içtin mi de söylüyor. Ve yine bir komşum daha var. Aynısını söylüyor. Çok iyi geliyor diyor o su. Böbrek taşının düşürdüğünü suya. Yani gerçekten de su şifalı yani. Muhtarım bu çeşmenin özelliğine yani buradaki suyun özelliğine. Bu suyun özelliği uyuz illetine iyi geldi. Eski eskiden belli söylenir. Alerji, uyuz. Bu çeşme 1985'te yapıldı. Buradan 80-100 metre daha irildeydi. Daha irildeydi. Ve eski 2'şer metre uzunluğu taşlarından hemen bir şekilde yapmışlar bunu. Daha eskiden bundan 1400-1500 sene önce o tarihlerde. Ve uyuz illetine girerlermiştim. Banyo yaparlarmışsın. Banyo yaptıktan sonra uyuz illeti geçiyor. Ha şu an 1985'te buraya geldi bu su. Karşıya alındı yoldan. Tarihi de belli. Ve kurnası 85'ten bu tarihe kadar şu an görmüş olduğumuz gibi demirini kükürtlü olduğu için çürüttü yani. Bu sonradan bir takma. Ve suyu da sarı bir şekilde. Diyelim mesela şu kofa. Devamlı burada kullandıkları için araç çıkıyorlar, şey yapıyorlar bak. Şu an sapsarı olmuş vaziyeti yani. Suyun artık bu kükürtlü olduğunun özelliğini gösteriyor. Bu su şifalı. Bir de bu şekilde buradan su aldıkları zaman aldığımın hiç konuşmayacaksın. Özelliği bu. Hiç konuşmuyorsun ve eve gidene kadar arkana hiç bakmıyorsun. Buradan gelen var tabi. Mesela yakın köylerden geliyorlar, Ankara'dan geliyorlar, Çubuk'tan geliyorlar. O duyuluyor yani. Mesela diyelim Ankara'da bir alerji çıkmış, doktora gidiyor icabında bulamıyor yani şifasını. Ve bizim köyde Ankara'da olanlar, komşuları söylediği zaman bizim köyde bir çeşme vardı. Ve bir kişi de bunu kesin olarak yani belli yani buradan suyunun götürdüğünü, o alerjisinin geçti söylentisi var yani. Mesela hamam taşı, uzun. Bak. Benim küçüklüğümde işte bu 2,5 metreydi uzun metrinde. Bak taş şu uzun taşı bu. Artık bu taş bizim hangi bölgelerden geldi onu bilemiyoruz yani. Birisi burada taşın mesela uzun bir şekilde. Oradan çeşme yaparak ana buraya almış gelmiş. Ve ikincisi bir taş daha var burada. Mesela şu taştan bak. Yontma taş çok güzel bir taş bu da. Şu şekilde desen vermişler böyle taşa. Güzel bir desen vermişler. Yani iki tane geldi buraya. Diğerleri orada toprağın altında kaldı. Yol yapılınca dözer kuruyor tabii ki. Orada kaldı yani o şekilde.